Emre Koca daha konuşuyormuş. Sonra Savaş Başarı'dan neler söyleyeceksiniz? Hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii ki mutluyuz bu akşam kazandığımız için. Kayseri Spor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Öncelikle. Tabii hafta başından beri eksikler vardı. Yapılan algılar var. Medyada, sosyal medyada özellikle. Çok ciddi algılar yapılıyor. Biz bu algılara, bu konuşulanlara kulaklarımızı kapadık ve maça konsantre olduk. Bugün 6 eksik. Her şeye rağmen sahada mücadele eden Beşiktaş forması var. 11 tane aslan gibi oyuncumuz sahada mücadele ettiler ve maçı hakkıyla kazandılar. Tabii Cüneyt Hoca çok önemli bir hakem. Avrupa'da gerçekten bizi dünyada temsil eden, Avrupa'da temsil eden bir hakem. Ona saygımız var ama bu akşam gösterdiği performans çok fazla ona yakışmadı açıkçası. Bugünkü performansı geçmişi arattı diyebiliriz. Verilmeyen penaltı var. Ciddi anlamda özellikle Pedro sahada nasıl kaldı hayretler içerisinde izledik. Cüneyt Hoca bugün kalitesine yakışmayan bir maç yönetti. Rakibi maçta tutmaya çalıştı. Burada mücadele eden, eksiklere rağmen mücadele eden, zor şartlarda mücadele eden oyuncular, teknik ekip, Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiasına daha saygılı bir maç yönetmelerini bekliyoruz hakemlerden özellikle. Biliyorsunuz aynısı Ankara Gücü maçında ve Kasımpaşa maçında. Rakip teknik direktörler hakemlerden önce oyuncu değiştirerek atılmalarını engellemişti. Bizim de puan kaybettiğimiz maçlardı bunlar. Tabii bunlar manidar. Bunun yanında çok merak ettiğimiz başka bir konu daha var. Sene başından beri 3-4 yöneticiyle beraber kameralar karşısına geçenler son birkaç haftadır sessiz sakin kalmayı tercih ediyorlar. Biliyorsunuz her maç sonunda çıkıp iPad'lerle sunumlar yapıp algı yaratanlar ne MHK'yı bıraktılar, ne hakemleri bıraktılar, hakem camiasını, ne federasyonu, ne yayıncı kuruluşu. Hepsine FETÖ'sünden tutun. Hani FETÖ var. Devlet müdahale etsin, sokağa çıkacağız gibi ağır ithamlarda bulunanlar, yerden yere vuranlar son 3-4 maçtır. Özellikle Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra, buradaki maçtan itibaren sessizliğe büründüler. O memnuniyetsizlik gitti. Yerine memnuniyet geldi. Bu da gerçekten ilginç bir durum. Bizim kaçırdığımız bir şey mi var? Çok merak ediyoruz bu konuda. Ne oldu? Türk futbolunda, Türk futbol ailesinde bir şeyler mi değişti? Bu düzeni yıkmak isteyenler, bu düzenle gitmez diyenler bugün sessizliğe bürünmüş durumdalar. Bunu da merakla izliyoruz. Sebebini ne olarak görüyorsunuz Sayın Koca'da? Bilmiyorum. Biz sessizliği demek ki bir şeyler var. Bizim bilmediğimiz bir şeyler var ve memnuniyet oluşmuş onunla alakalı. Yoksa her maç sonunda çıkıp 3-4 yöneticiyle, iPad'lerle sunum yapanlar, bu ülkede futbolda FETÖ yapılanması devam ediyordur diyenler, var çizgisini çeken adamın evindeki ailesine kadar araştırılması gerekir diyenler, bugün sessizliğe bürünmüş durumdalar. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum bu konuyu da. Cüneyt Çakır'ı eleştirdiniz Sayın Koca'da. Evet. Bir sonraki maçı Cüneyt Çakır atanabilir mi? Eleştirdiniz. Ben Cüneyt Hoca'yı şu anlamda eleştirdim. Cüneyt Hoca değerli bir hoca. Değerli bir hakem. Türkiye'nin önemli hakemlerinden biri. Hatta öyle Avrupa'da, dünyada en fazla maç alan hakemi. Bugün başkanımızın bir ifadesi var. İyi yöneten hakem iyi yönetiyordur. Kötü yöneten hakem kötü yönetiyordur. Bunu söylemekte bir sakınca görmüyoruz. Bugün gününde değildi. Cüneyt Hoca normalde iyi bir hakem. Ama bugün gününde değildi. Onu ifade ettik. Emre Bey, sakatların durumu çok merak ediliyor. Abubakar'ın dönmesi biraz daha zor ama Larin'in dönüp dönmemesi konusunda bilginiz var mı Rize deplasmanı öncesi? Atiba'yı da ekleyelim. Evet, Atiba'nın çok fazla ciddi bir şey yok. Larin de inşallah bizle beraber olacak diye düşünüyorum. Tabii bunlar hep
sağlık kuruluyla teknik ekibin beraber karar vereceği şeyler. Bu anlamda hafta içi onları değerlendireceklerdir. Zaten salı günü uçağa bineceğiz. Uçakta olurlarsa illaki kadroda da varlar demektir. Sayın Koca da, Sayın Başkan da ifade etti. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlara seslendi ve birlik çağrısında bulundu. Siz de taraftarlara ne söylemek istersiniz? Beşiktaş camiasının, gerçek Beşiktaş taraftarının bizlerin yanında, takımının yanında olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada kırılgan yapıda olanlar var. Özgüveni düşmüş olanlar var. Yaratılan algılarla bizim özgüvenimizin düşeceğini, strese gireceğimizi düşünenler var. Bu algılara kesinlikle kapılmasınlar. O insanlara prim vermesinler. Bizim stresle işimiz yok. Biz önde gidiyoruz, önde koşuyoruz ve geriye bakmıyoruz. Stres olanlar geriden gelenler. Çünkü onların kaybedeceği bir puan bile, yani bir alacağı bir beraberlik bile onları bu yarışın dışında bırakacak. Biz inanıyorum ki kalan 5 maç 15 puan. Bütün puanları almaya çalışacağız. Avantajımız var. Bir şekilde ittire kaktıra Arefe'yi gördüler ama bayramı göstermeyiz. Beşiktaş çifte bayramı Beşiktaşlar kutlayacak bu sene. Allah'ın izniyle ben ona inanıyorum. Beşiktaşlar da buna inanmaya devam etsinler. Sayın Koca da fikstürle ilgili bir yorumunuz olacak mı? Hep Beşiktaş'ın işte Fenerbahçe'den önce oynadığıyla ilgili bir yorum var. Son 3 hafta ile ilgili fikstürle ilgili bir talebiniz var mı? Tabii fikstürle alakalı ilk etapta biliyorsunuz bizim maçlarda da bir kaydırma oldu. Başkanımız da açıklık getirdi ona zaten. Bu kupa maçıyla alakalı bir planlama vardı. Bizim girişimlerimiz sayesinde kupa maçını lig sonunun bittiği haftaya aldık. Bu konuda da yayıncı kuruluş A Spor ailesine de teşekkür ediyorum. Onların da desteği oldu bu noktada. Turkuaz Medya'nın. Daha sonrasında fikstürle alakalı bir federasyona başvurumuz oldu. Çünkü orada haksız bir durum oluyordu. Bizim 2 gün dinlenip maç oynama gibi bir durumumuz. O fikstür rahatlayınca onu kaydırdılar. Yeni açıklanacak fikstür zannediyorum son haftalar çok kızışıyor. Belki aynı günde oynatmayı düşünebilirler. Çünkü 3 takımın da şampiyonluk mücadelesi verdiği bir son 5 haftaya giriyoruz. Bunu değerlendireceklerdir. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Sayın Emre Koç'a da bir yandan Cüneyt Çakır'ın yönetiminden duyduğu memnuniyetsizliği vurguladı. Bir yandan da dedi ki Fenerbahçe çok konuşuyordu, isyan ediyordu. 4-5 haftadır hiç konuşmuyor dedi. Neden acaba dedi. Bunu da merak ediyorum.